Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Mecbure. Bugün muhteşem bir kış çorbası yapacağım. Brokoli çorbası olacak. Sebzeli bir çorba olacak. Sütlü bir çorba olacak. Sütlü brokoli çorbası yapımı ve lezzetli oluşu sayesinde vazgeçilmez tariflerinizin arasında yer alacak. Kesinlikle söylüyorum. Benim tarifimle deneyin. Çok kaliteli sonuçlar elde edeceksiniz. Malzemelerimi buraya hazırladım. Yarım kilogram kadar brokolim var. Onları iyice yıkadım. Tencereme bıraktım. Bir havuç, büyük bir boy patates ve iki tane soğanım var. Soğanlarım küçük olduğu için iki tane soğanınız büyükse bir orta boy soğan yeterli olur. Şimdi malzemelerimi brokolilerimin içine keseceğim. Haşlamaya bırakacağım zaten. Harika bir çorba olacak arkadaşlar. Çok faydalı, çok doyurucu, bol vitaminli, şifa çorbası da diyebiliriz bu çorbaya. Patateslerimi de yine iri iri kesiyorum. Şimdi malzemelerimin hepsi bu kadar. Sebzelerimin üstünü geçecek kadar su bırakacağım tencereme. Biraz da bir tatlı kaşığı kadar da tuzumu ilave edeceğim. Şimdi sebzelerimi haşlanması için artık ocağa alabilirim. Tenceremi ocağıma aldım. Haşlanması için bıraktım ve 2 diş de sarımsak ilave ediyorum. Sarımsak genelde çorbalarda kullanıyorum arkadaşlar. Dilerseniz kullanmaya da bilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. Sebzelerim haşlanmaya devam ediyor. Şöyle hemen bir bakacağım. Artık çatal geçtiğine göre demek ki haşlanma işlemi tamam. Haşlanan sebzelerimi derince bir kaba bıraktım. Onları blenderdan geçireceğim. Daha sonra da sütlü karışımımı yapıp çorbamı tamamıyla bitireceğim artık. Sebzelerimi blenderdan geçirdim. Çok pürüzsüz oldu, nefis oldu. Şimdi tencereme tereyağı ve sıvı yağ ekleyerek artık sütlü karışımımı yapacağım. Tencereme 1 yemek kaşığı kadar tereyağı, 3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ bıraktım. Yağım tamamıyla erisin. Eriyen yağımın içine 1 yemek kaşığı dolusu un ilave ediyorum. Onun cheese kokusu çıkana kadar kavuracağım topaklandırmadan. O yüzden ocağımın altını biraz kıstım. Şimdiki su bardağı da süt ilave ediyorum.
bir karıştırayım. Daha sonra bir su bardağı daha ilave edeceğim. Hemen ikinci bardağımı da ilave ediyorum. Bir karıştırıp sonra da sebze çorbamı ilave edeceğim artık içine. Sebzeli karışımımı da artık döktüm. Son olarak bir fiskede tuz atacağım. Ondan sonra çorbam hazırdır arkadaşlar. Nefis bir brokoli çorbası, nefis bir kış çorbası. Çorbam bir taşım kaynadı. Hemen artık altını kapatıyorum. Servis için hazırlayacağım şimdi arkadaşlar. Muhteşem kış çorbam, brokoli çorbam hazır arkadaşlar. Servis tabağıma da aldım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ben brokoli çorbasını bu şekilde yapıyorum. Nefis oluyor. Sizler de böyle deneyebilirsiniz. Farklı bir usul. Kremalı yapan arkadaşlarımız da var. Ben böyle bir teknik kullanıyorum ama gerçekten nefis oluyor. Deneyin. Deneyince göreceksiniz. Anlattığım kadar haklıyım. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşebilmek umuduyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.